Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar bugün müzik konusundan bahsedeceğiz. Müzik ruhun gıdası mıdır? Ruhun zehri midir? Kalbi öldürür mü? Alimlerimiz, İslam alimleri bu konu hakkında neler buyuruyor? Ee, son yaptığımız videolarda ahir zamanda şeytanın e, bazı kullandığı hileler var Müslümanlar üzerinde. Bunlara dikkat edelim dedik. Bu tehlikelerden uzak duralım ki e, hayatı, İslam'ı, dostu, düşmanı daha iyi anlayabilelim. Ferasetimiz, basiretimiz açılsın diye videolar yapıyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle ki bunlar hep bizim kendi kafamıza göre uydurduğumuz konular değil arkadaşlar. Ehli sünnet alimlerimizin, İslamiyet'in, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bize bildirdiği, nasihat ettiği konular çok önemli. Bunlardan birisi de müzik konusu. Günümüzde Müslümanlar tarafından çok yanlış anlaşılan, ee, çoğu Müslümanlar tarafından hatta hiç önemsemeyecek dereceye getirilmiş ama maalesef İslam alimleri bu konu hakkında çok tehlikeli fetvaları var. Şimdi e, çoğunuzu duyar gibiyim. Çoğu kardeşlerimiz diyecek ki ya müzik olmadan da e, hayat çekilmez gibi tarzında düşünen insanlar var. Çok müzikle haşır neşir olan insanlar var. Sürekli müzik dinleyen iş yerinde, evinde, iş yaparken, ev işi yaparken ee, yolculuğa çıkarken aracında her türlü ortamda müzik görüyorsunuz. Hayatımızın içine işlemiş. İşte tam burada Hazreti Ömer Radyalı'nın bir sözü aklımıza geliyor arkadaşlar. Ee, i̇nandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Artık yaşadığımız gibi inanmaya başlamışız. Allah muhafaza bu tehlikeden allah Teala ümmeti Muhammed'i, Müslümanları hepimizi kurtarsın. Yaşadığımız gibi inandığımız için yaşadığımız şeylerin çok tehlikeli olan konuların artık basitleşmiş, normal olduğunu zannetmeye başlamışız. Bunlardan biri de müzik. Şimdi müzik hakkında ehl sünnet alimleri e, kısaca şunu söyleyeyim ilk başta özet olarak ciltler dolusu kitaplar var arkadaşlar. Birçok görüşler var ama cumhur olarak, çoğunluk olarak ehli sünnet alimleri, dört hak mezhep var biliyorsunuz ehli sünnet itikadında. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bu alimlerin cumhuru çoğunluğu haram demişlerdir arkadaşlar müziğe. Müzik haramdır diyoruz onun için. Yalnız şu istisnaları koymuşlar. bayramlardır, düğünlerdir ve arkadaşlar savaşlardır. Savaş ne alaka diyeceksiniz. İşte savaşa giderken düşman korksun diye Askerler coşsun diye yapılan marşlar, Mehteran Marşı gibi mesela e, bu tür marşlara izin verilmiş. Düğünlerde eğlence için defe izin verilmiş. Hanif mezhebinde sadece defe izin var, diğer çalgı aletlerinde izin yok. E, bazı şafi Maliki mezheplerinde diğer çalgı aletlerine de ruhsat veriliyor, izin veriliyor. Ama bunlar çok sınırlı tutulmuş. Yani çok böyle günlük hayatta haşır neşir olunacak bir, Konu müzik konusu değil Müslümanlar açısından. Biz bunu her anımıza yansıtmışız. E ki şimdi çok alışkanlık oldu, müzik de çok sevdiğimiz bir şey. Biz bundan nasıl vazgeçeceğiz? Aynen işte bu halde olan sahabe efendilerimizden birisi, bedevilerden birisi e, Efendimiz Aleyhisselam'ın müziği yasakladığını duymuş. Buna çok üzülmüş çünkü günlük süreklerinde defle, çalgı aletleriyle çalıp söylüyormuş. Günlük neşelendiriyormuş o şekilde kendisini ben demiş bu olmadan nasıl yaşayacağım çok üzülmüş bu duruma. Bunun yasak olmasına gitmiş efendimiz Aleyhisselam'ın yanına, huzuruna buyurmuş ki: "Ey Allah'ın Resulü, böyle böyle Aleyhisselam, sen müziği yasaklamışsın. Tamam, buna itiraz edemem. Bu Allah'ın emridir. Yasaklanmış. Sana bir sorum olacak. Buyurun. Cennette müzik var mı?" Efendimiz Aleyhisselam da buyurmuş ki: "Cennette canınızın istediği her şey var. Müzik de var. Şu an cennetteki otuğu ağacın dallarından ee, çıkan sesler duyulsa. Hatta bir müzik ormanı olduğu anlatılıyor cennette. O ormandaki ağaçların meyveleri, kamışların meyveleri inciden ve yakuttan zeberze zebercetten deniliyor. Bu şekilde e, meyveleri var. Onlar birbirine temas ederken bir Allah Teala bir rüzgar gönderiyor diyor. O ormandaki ağacın meyveleri birbirine inciler, elmaslar birbirine temas ettikçe o kadar hoş sesler çıkıyor ki cennet ehli orada onunla avunur, müzik dinler. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunları duyunca o bedevi diyor ki o zaman ben sabrederim. Dünyada bunu dinlemem. Ahirette Allah nasip eder de cennete girersek canımızın istediği her şey var arkadaşlar. Dünya hayatı çok kısa, çok uzun gibi görmeyin. Bu hayatta Rabbimizi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dinleyelim. Allah dostlarının, peygamber varisi alimlerin fetvalarını dinleyelim ki ahirette mesut olanlardan olalım diye bu konuları paylaşıyoruz. Şimdi alimlerimiz müzik hakkında neler demişler? Onları söyleyelim. Arkadaşlar aletsiz, çalgısız, nameli sese sima deniyor. Sema deniyor. Yani alet çalgı olmadan sadece kendi insan sesiyle söylenen şarkılara, ilahilere sema, sima deniliyor. Teganni deniliyor. İnsan sesiyle birlikte çalgı aletleri birleşirse, mesela çalgı aletleri çalarken insan şarkı söylerse insan sesiyle birlikte söylenen namelere de gına deniliyor arkadaşlar. İslam'da. Şimdi e, bazı müziklere şöyle izinler verilmiş. Şu şartlar konulmuş. Ulvi müzik ise ulvi, ahireti hatırlatan üzücü, hüzünlü müziklerse bunlara izin verilmiş. Ama yok nefsi harekete geçiren e, müziklerse, çalgılarsa bunlar caiz değildir denilmiş. Böyle bir ayrım yapılmış. Ayrım yapılmış. E, hüzünlü müziklere, ahireti hatırlatan ney gibi böyle hüzünlü müzik sesi verenlere e, izin verildiği anlatılıyor bazı rivayetlerde ama onun dışında nefsi hareketi geçirenlere ki bugün günümüzde yüzde %99 nefsani dinleniyor müzikler bunlara kesinlikle izin verilmiyor dediğim gibi düğündür eğlenceli bir gün neşeli bir günün düğünüm var o düğünde e, kadın erkek karışmamak şartıyla e, çalgı çalınabiliyor kadınlar erkek sesi duyma erkekler kadınların sesini işitmeyeceği bir derecede ayrı bir bölmede e, bu kutlama yapılabiliyor bu şekilde izin var ruhsat veriliyor Yalnız e, düğünlerimiz de dedik ya yaşadığımız gibi inanmaya başlamışız artık e, Müslümanlar arkadaşlar kadın erkek karışık bizim de başımıza geliyor işte e, dediğim gibi artık bu kültür neredeyse örf olacak Allah muhafaza Allah bu halden kurtarsın kadın erkek karışık çalgılı düğünler yapılıyor bu da İslam'a hiç uygun değil kesinlikle küllün haram zaten kadın erkek karışık ortamda en azından şöyle bir şey yapılabilir e, kadınlar diyor ki işte genç kızlar özellikle evleneceği zaman bizim hayallerimiz var e, düğün hayal ediyoruz. Evleniyoruz, akrabalarımız gelecek, eğlenceler yapacağız. Bu tarz hayallerle büyüyoruz biz. E şimdi onun karşısına çıkıp da o kızın bilgisi yok. İslami konulardan, bu tür fetvalardan bilgisi yok. E, muhafazakar bir insan, bir erkek de bu konular hakkında bilgisi olan birisi de ona dese ki e ben sohbetli yapacağım, düğün çalgı olmayacak, mevlüt okutacağız, yemekli bir düğün yapacağım dediğin anda kızın morali yerle bir oluyor. Hatta e, nikahı, düğünü iptal edecek duruma geliyor, ayrılacak duruma geliyorlar bu tarzda insanlar, o kişiler de diyorlar ki neyse bu düğün bozulmasın artık, artık öyle böyle bu düğünü yapalım tarzında yaklaşım yaparak bu gibi hatalara düşüyoruz. Allah affetsin hepimizi arkadaşlar. Bu haldeyiz. Dediğimiz gibi yaşadığımız gibi inanmaya başlamışız. E, düğün demişken salonlarda bir de takım meselesi var. Bu da İslam'a uygun olmayan çok acayip bir mesele. E, takı takarken ben sana büyük altın taktım, sen bana neden küçük altın taktın? Ya bu takı hediyedir. Sen ona borç vermiyorsun. Ne verirsen ver karşılığını beklememen lazım hediyenin. Bu çok ayıp bir şeydir arkadaşlar. İnsanlar haberleri bile ilan oldu. Çevremizde görüyoruz bu tarz konuşmalar. Yani ben ona bunu takmıştım. O bana, ben ona 100 lira takmıştım. O bana 50 lira taktı gibi e, zihniyetler, hediyeleşmeler İslam'da kesinlikle yeri yoktur. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeleri yaptığı örneklerde görüyoruz. Girişe bir sandık koyarsınız. Sandığın içine amcasıdır, dayısıdır, kim veriyorsa teyzesidir, arkadaşlarıdır isim yazmadan, kimin ne verdiği olmadan oraya gönlünden koptunca herkes hediye atar arkadaşlar. O damatla gelini hediye olarak kalır. Kesinlikle kimin ne verdiği belli olmaması gerekiyor. E bugün günümüzde ilan ediyorlar mikrofonlarla işte dayısından bir bilezik, amcasından bir çeyrek altın dediğin zaman amcası mahcup oluyor. Bu defa adam o duruma düşmemek için, durumu da yok, imkanı da yok belki herkesin durumu aynı olmayabilir. Gidiyor krediye bulaşıyor, faize bulaşıyor arkadaşlar. Kredi çekip o düğün için borca girip altın takma derdine düşüyor insanlar bu gibi durumlar yaşanıyor dediğim gibi bu hallerden Allah kurtarsın dileyen dilediği kadar gönlünden koptuğunca o sandığa gizli bir şekilde isim vermeden hediyesini atsın bu şekilde hediyeleşmeler yapılması lazım Müslümanlar arasında bu da çok tehlikeli bir durum e, takılar gösteriş yapılarak ilan edilerek takılmaması gerekiyor İslam'da şimdi müzik hakkında genel hüküm bu neye izin veriliyor neyi çalmaya bir de e, düğünlerde, bayramlarda ve savaş esnasında o gibi durumlarda çalgı aletleri kullanmaya izin veriyor diyelim. Genel hüküm böyle arkadaşlar. Onun dışında günlük hayatımda ben sıkıldım, müzik dinleyeyim, arabada yolculuktayım, müzik dinleyeyim, iş yerindeyim, müzik dinleyeyim. Evdeyim, iş yaparken müzik dinleyeyim, ev hanımlar bu tarz yapıyor ya, müzik dinliyorlar. Bunlara izin verilmiyor. Birçok alim bunlara haram diyor arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Şimdi hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş müzik hakkında? İlk teganniyi yapan şeytandır buyuruyor. Şarkı söyleyen şeytandır buyurdu. Sesini gına ile yükseltene şeytan musallat olur buyurdu. Gına neydi? Çalgılarla birlikte sesini yükseltene şeytan musallat olur buyuruyor. Deylemi de geçiyor arkadaşlar. Rahmet melekleri çan, zil ve çıngırak olan yerlere girmez. Rahmet melekleri köpek ve çan bulunan kafileye yaklaşmaz. Yani burada işte yolculuk esnasında şarkı türkü dinlemeye de dikkat edin, çalgı dinlemeye dikkat edin. Rahmet melekleri araçlarınızdan uzaklaşabilir hadis-i şeriflere göre. Ee, şeytanın düdüğüdür buyuruyor çalgı aletleri. Bir rivayette Müslüm Ebu Davud'da geçiyor. Arkadaşlar şarkıcı kadın dinlemek zaten küllün haram. Yüzüne bakmak haramdır onları dinlemek. O kadının kazandığı para da haramdır. Kimin eti haramdan beslenirse ona cehennem ateşi layıktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tebarani'de geçiyor. İşte hanım kardeşlerimiz de bayan olan kardeşlerimiz şarkı söyleyenler de tövbe edip bu işleri bırakmaları gerekiyor arkadaşlar. Kadınlardan şarkıcı olması küllün haramdır. O kendileri yedikleri içtikleri de haram oluyor. Yani ebedi hayatlarını mahvediyorlar. Bir tövbeyle hepsini temizleyebilirler. Kullandıkları o kazandıkları paralardan da kurtulmaları gerekiyor. Tövbe ettikten sonra bunu bir hoca efendiye danışırlar. Böyle bir niyete girerlerse bayan kardeşlerimiz şarkı söyleyen Allah kurtarsın diyelim bu halden onları da. Ee, bir zaman gelecek ümmetimden bazısı zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi, mizmarı, çalgı aletlerini helal edeceklerdir. İşte bugün günümüzde bunlara helal diyenler de var. Allah muhafaza aynen hadis-i şerif bugünleri anlatıyor. Musiki zinaya yol açar hadis-i şerifini İmam-ı Rabbani Hazretleri nakletmiş. Çalgı dinlemek zinaya sebep olur. Musiki kalpte nifak hasil eder, kalbi öldürür. Beyhakide geçiyor arkadaşlar. Yani müzik ruhun gıdası değilmiş, ruhun katiliymiş arkadaşlar. Buradan Alimlerimizin fetvalarından bu anlaşılıyor. Suyun otu büyüttüğü gibi şarkı, oyun, eğlence kalpte nifak büyütür. Allah'a yemin ederim ki suyun otu büyüttüğü gibi Kur'an ve zikirde kalpte imanı büyütür. Resulullah Aleyhisselatü vesselam çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı. Begavide geçiyor arkadaşlar. İblis müezzin istedi. İblise müezzin olarak çalgılar verildi. Hadi şerif. Bunları anlatıyor Şimdi müzik konusu kısacası böyle arkadaşlar Daha önemli bir konu var Çok acayip buna ben de şaşırıyorum Tekkelerde, mescitlerde, cemaatlerde Tarikatlarda hatta Zikir adı altında Çalgı aletleriyle yapılan Ne diyeyim Faaliyetler diyelim arkadaşlar Bunlara İslam alimleri ne diyor bakın şimdi Tekkelerde ilahiler okumak, raks etmek, oynamak Raks etmek dans arkadaşlar Ayağa kalkıp dönmek haramdır buyuruyor Fetevai Hindiyede ama sima esnasında yani sesle ilahi söylenir şarkı söylenirse kalkıp raks etmek günahtır yani dans etmek görüyorsunuz videolar çıkıyor Pakistan'da Afganistan'da İslam ülkelerinde acayip cemaatler tarikatlar çıkmış kafa göz sallıyorlar ayakta dönüyorlar birbirlerine o bir şeyin üstünden atlıyor o koşturuyor bilmem ne yapıyorlar hepsini bunlara İslam alimleri haram diyorlar arkadaşlar ayağa kalkıp dönmeye gerek var mı? Yani diyeceksiniz kimde? Hafi zikir var, cehri zikir var. Cehri zikir sesli zikirdir. Sesli zikir ses çıkması demek. Kalkıp bedensel faaliyetler, raks etmek, dans etmek değildir. Sesli zikire de ben şimdi size şunu yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Sesli zikir nedir? Mesela Kadir tarikatında sesli zikir vardır. Sesli zikir yapayım derken bunu raksa dönüştürmek, kalkıp dönmek, vücut hareketleriyle bunu e, değişik hale getirmeyi uygun görmüyor alimler arkadaşlar. Biz onu anlıyoruz. Eğer başka şekilde kaynaklarınız varsa sizin de sessiz zikir hakkında anlatın biz de onu anlayalım. Neden Kadiriler bunu e, nasıl yapması gerekiyor ben size söyleyeyim. İrşadil Mürşidinde geçiyor e, Nakşibendi Hazretleri anlatıyor arkadaşlar. Biz diyor sessiz zikir yaparız Nakşi Tarikatı sessiz zikir yapıyor. E, şimdi diyor yalnız diyor Kadri Tarikatı 1200'lü yıllarda kuruldu arkadaşlar. Abdul ee, Abdülkadir Geylani Hazretleri tarafından. Nakşi ee, Nakşibendi tarikatı, Nakşi tarikatı da 1300'lü yıllarda yani 100 yıl sonra kuruldu Nakşi, e, Kadri tarikatından. E, ee, Nakşi tarikatı diyor ki Nakşibendi Hazretleri, ya diyor, şimdi biz diyor sessiz zikir yapacağız diyor. Şimdi demesinler ki bak diyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri yanlış yaptı, sesli zikir yapıyor. Bu usulün gerçeği hak olanı sessizdir, Nakşibendi Hazretleri'dir demesinler. Bizi birbirimize karşı göstermesinler. Kadri tarikatına muhalefet etmeyelim diye biz şöyle yapalım diyor. Normal sessiz zikir yapıyor. Namazlardan sonra sessiz zikir var arkadaşlar. Nakş tarikatında ben de nakşiyim. Sabah ve yatsı namazlarından sonra buyuruyor. Biz diyor zikirlerimizi sesli yapalım. Kadri tarikatına muhalefet olmadığımızı gösterelim buyuruyor. Onun için mesela her namazdan sonra biz e, ee, normalde sessiz yapıyoruz. Sabah ve yatsıdan sonra sesli yapıyoruz. İlk namaz biter bitmez arkadaşlar. La ilahe illallah diyerek 10 defa tekrarlıyoruz bunu. Sonra dualar. E, ayet kelimeler okunuyor. Daha sonra selavat getiriyoruz. Selavatı da işte sesli yapıyoruz. Onu da mesela şu selavatımız Nakşi Tarikatı'nda. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ve deva ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. İşte bu zikri biz bunu sabahta ve yatsıda üç defa tekrarlıyoruz. sesli yapıyoruz arkadaşlar. Sesli yapmamızın sebebi e, nakşi kadri tarikatına muhalefet olmadığımızı göstermek için. Yani sesli zikir nasıl yapılıyormuş? Bakın. La ilahe illallah. Bu kadar. Sen şimdi kalkıp ayağa dönerek La ilahe illallah diyerek bunu gösteri vücut diliyle yaptığın zaman bu Nakşibendi Hazretleri'nin anlattığı sesli zikre de Kadri Tarikatı'nın yaptığı sesli zikre de muhalefetmiş gibi görülüyor. İşte dediğimiz gibi bunun kaynakları varsa o kardeşlerimiz bunu bize açıklarlarsa biz de anlamış oluruz. Bakın burada alimlerimizin öyle tehditleri var ki bazı mevzular anlatıyorlar burada. Ben onları da anlatmayacağım size ayıp olmasın. Siz kaynaklarınız neyse onu söyleyin de biz de onu bilelim. Buradaki fetvalara bakınca bu sizin yaptıklarınız yanlış görülüyor arkadaşlar. Onun için şimdi başka devam ediyor. Hak sevgisiyle sima dinleyen sıttıklardandır, doğrulardandır. Hak sevgisiyle sima dinleyen sıtlık, nefsiyle dinleyen zındık olur buyuruyor. Siyerül Aktap'ta. Şeyhül Ekber Muhittin Arabi Hazretleri zamanındaki sofileri sima ve yani sesle ilahi zikir söylemekten böyle dönmekten şarkı söylemekten ve raks'tan men etmiştir. Tasavvuf ehlinde meşhur olan sima ve raks iki türlüdür. Bakın şimdi tasavvufta tarikatta yani hangi hallerde izin veriliyor raks etmenize dans etmenize. Daha doğrusu bu gayri ihtiyari bir durum. Nedir o? Birincisi kalbin ve nefsin fani olmasından sonra Cemal ve Celal sıfatlarının tecellisinde hazır olur ki bunda aklın ve nefsin müdahaleleri yoktur. Mevlana ve Sümbül Sinan Efendi'nin hali böyledir. Mevlana Hazretleri yani burada akıl gidiyor, nefis gidiyor, hiç kendi şuurunu kaybediyor. Cezbe hali dediğimiz hali oluşursa diyor. Ancak cezbe haliyle dans edilir diyor. Yani adam kendini döndürmeye başlıyor. Mevlana Hazretleri'nin bir hali anlatılıyor. Çarşı pazarda giderken ellerinde alışveriş yapmış, torbalar var. Bir taraftan demircinin Demire vurduğu çekiş örf sesleri geliyor kulağına. Bir taraftan pazarcıların pazar alışverişleri sesleri geliyor. Bir taraftan ağaçtaki kuşların, bir taraftaki dışarıdaki kedilerin, köpeklerin sesleri geliyor. Mevlana Hazretleri Allah'a Teala'ya tefekkür ederek orada öyle bir hale geliyor ki kendini kaybediyor bu seslerden dolayı. Elindeki torbaları atıp yere cezbe haline gelip orada çarşının ortasında dönmeye başlıyor elini açarak. Semah dedikleri semah yapıyor orada Mevlana Hazretleri arkadaşlar. işte bu bir veya iki defa bu şekilde yaptığı anlatılıyor Mevlana Hazretleri'nin. Sürekli her gün yaptığı böyle keyfim hadi ben bir selam kalkıp döneyim dediği değil arkadaşlar. Cezbe haline alıp kendini kaybettikten sonra bu hale düşersen sana sözümüz yoktur. Bugün bu hale gelip de cezbe haline gelip de bedensel olarak dönen, zikir eden bu halde olan varsa arkadaşlar onlara sözümüz yok. Ama onun dışındaki e, bu hale gelmeden kendini kaybetmeden aklını ve nefsini kaybetmeden celal sıfatında ve cemal sıfatında kaybolmadan bu hale düşen e, düşmeden yapılan zikirleri uygun görmüyorlar arkadaşlar. Nakşibendi Hazretleri de biz bunları yapmayız. Büyük zatın yaptıklarını, büyük zatların yaptıklarına da günah demeyiz buyuruyor. Büyük zatların yaptıkları işte bu hale gelip de yaparsanız günah demiyoruz arkadaşlar. Bu hale gelmeden de kalkıp ayakta dönmek, bedensel hareketler yapmayı uygun görmüyor alimler. İkincisi olarak da işte bunu söylüyor. Bakın birincisinde onu söyledi. Kaynak ne? Makamati mesheriye. Kaynakta bu. İkincisi diyor bazı cahil ve gafil tarikatların noksan akıllarına ve azgın nefislerine uyarak bağırmaları ve zıplamaları haramdır, günahtır buyuruyor. Cezbe hali yoksa e, akıllarına, noksan akıllarına ve azgın nefislerine uyarak bağırmaları ve zıplamaları haramdır buyuruluyor. Mekamati mas, masheriyede arkadaşlar kaynakta. Mevlüt'te salihlere selavat okumak her zaman sevaptır. Fakat buna haram karıştırmak, mesela çalgı, şarkı, raks gibi şeyler yapmak büyük günah olur. Allame Zahurettin bin Cafer Hazretleri buyuruyor. Böyle bakın Mevlütler'de bu gibi kalkıp çalgı söylemek, şarkı yapmak, raks gibi şeyler yapmak haramdır. Mesela biz zaten bu normal fetvalar bu arkadaşlar. Nakşi tarikatında hiç izin yok. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri iki kaşığı bile birbirine vursanız e, teganni sayarım, çalgı sayarım buyuruyor. Hiç izin verilmiyor Nakşi tarikatında. Buna rağmen son yıllarda salonlarda Cübbel Hamit hocamız da katıldı. Bir toplantı yaptılar. Mevlid programı. Orada kasideler söylendi e, deflerle, çalgı aletleriyle. Bu Nakşi tarikatında uygun değil. Nasıl böyle bir şeyler yaptı? Biz onu da anlamadık yani orada. Bir de ben rüyamı anlatayım. Hocamız e, i̇mam Gazali Hazretleri'nin bu konular hakkında arkadaşlar çalgı aletleri hakkında kapı aralayan bir müzik hakkında fetvaları var. Ee, ama şartlara bağlı söylemiş mübarek Şartlar koyuyor. O şartlarla yapılırsa diyor bu çalgı aletlerini dinleyebilirsiniz. O şartlara uymuyorsanız yapamazsınız diyor. Günümüzde de o şartlara uyacak insan görülmüyor. Ee, kamil insanların böyle e, din, bu çalgı aletlerini dinlemeye dinleyebileceklerine dair izinlerden bahsediyor. Bunu da Cübbeli Ahmet Hocamız kürsüden bu fetvasını 5-6 yıl önce anlattı. Halka bu da halkın nefsinin hoşuna gitti. Bence uygun olmadı gibi oldu. O gün aynı gün bir rüya gördüm ben de. O rüyadan da bahsedeyim size. Bakın Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki karı koca arasını ayırmak için söylenen günah e, yalandan daha büyük günah yalan rüya anlatmaktır. Kim kendi gözlerine, kalp ruh gözüne e görmedi bir rüyayı görmüş gibi anlatarak iftira ederse onun günahı büyük olur buyurdu ahirette. Zerre kadar imanı olan bir insan yalan rüya anlatmaz, rüyasına da yalan katmaz. Bunu belirtmek istedim. Çünkü bazı insanlar çok şüpheci oluyor arkadaşlar. Rüyamda Yavuz Sultan Selim Hazretlerini Yavuz Sultan Selim Camii'nde bize namaz kıldırırken gördüm. E ön saftaydık, sabah namazı kılıyoruz. 3-4 kişi ilerimde de yan tarafımda cübbeli Ahmet Hoca vardı. Neyse namazı namazı kıldırırken mihrapta yan tarafında çalgı aletleri doluydu mihrap dediğimiz imamın namaz kıldırdığı yer arkadaşlar. Orada işte sazdır, kemandır, uttur, davuldur, dümbelektir, zurnadır. Bütün e, aletler yerden mihrabın boyunca üst üste konulmuş bir halde oradaydı. Namazı bitirdi, cemaat dağıldı. Cübbeli Ahmet Hoca şöyle yaptı arkadaşlar. Sen bekleder gibi ben de merak ettim, ben de bekledim acaba dedim ne diyecek? Yavuz Sultan Selim kıldırıyor dediler namazı. Cemaat davul, dağıldı. Cübbeli Ahmet Hoca ben Yavuz Sultan Selim kaldık. Yavuz Sultan Selim gitti. Mihraptaki çalgı aletlerini topladı, üçer beşer götürdü, kapıdan dışarı fırlattı, attı, kırdı. Geldi bir daha kalanları aldı gitti, fırlattı, attı, kırdı. Üçüncüye yine aldı gitti, fırlattı, kırdı. Sadece def kaldı yerde. Def kalınca ha dedim bak Hanifi mezhebi defe izin veriyor ya. Demek ki dedim defe müsaade varmış dedim. Sonra geldi Cübbeli Ahmet Hoca'nın arkadaşlar ...cübbesini yakasından tuttu. Yavuz Sultan Selim'in caminin kapısına doğru götürdü. Oraya doğru çekerek götürdü. Şöyle parmağıyla İstanbul'u gösterdi. Orası yüksek biliyorsunuz yüksek bir yer. Buraları görüyor musun hoca dedi. Biz buraları dedi bu aletlerle, çalgı aletleriyle fethetmedik dedi. Ha dedim ben zaten heybetliydi, kızgın bir hali vardı. O resimlerde sakalsız gösteriyorlar Yavuz Sultan Selim'i, topalak yüzlü gösteriyorlar. Hiç de öyle değildi benim rüyamda gördüğümde. Bir tutam sakalı vardı böyle uzun, e, kemikli bir yüz yapısı vardı uzun bir yüz yapısı. Yani resimdekiyle alakası yok tarihteki kitaplardakilerle. Oradan e, geri geldi... Dedim bir fırçada biz yiyeceğiz herhalde. Gözünün kenarıyla bana baktı. Mihraba gitti. Defe aldı eline. Arkadaşlar onu da böyle yerden yuvarlayarak dışarı doğru fırlattı, attı gitti. Yani dedi bunu da istemiyoruz demek istedi. Altını tekrar çizeyim. Bu sadece bir rüya. E, buna şeytani mi dersiniz, rüya mı dersiniz, bilinçaltı mı dersiniz size kalmış. Ben bu rüyamı da paylaşmak istedim. Yani burada e, çok büyük hatalar var, yaşadım.